Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin gibi bölgeleri fethedip Diyarbakır'dan Yemen'e kadar uzanan bölgede Eyyubiler devletini kuran meşhur cihangir Selahaddin Eyyubi. İnsanların hakkına, hukukuna riayet eden, sevgi dolu, yürek taşıyan bir cihangir. Dünya zevklerine düşkün değil, sadelikten yana. İnandığı gibi düşünen, düşündüğü gibi yaşayan, çok okuyan, çok dinleyen bir insan. Adil, affedici bir hükümdar, kamil bir insan. Cihada aşık bir insan. Bu uğurda çoluk çocuğundan, sülalesinden, yuvasından, bütün mal ve mülkiyetinden ayrılmaya razı olmuş, derme çatma bir çadırda yaşayan bir insan. Cihat başladıktan sonra mücahitlere yardım dışında hiçbir yere tek kuruş harcamayan, kimi görgü şahitlerin ifadesine göre Sultan Selahaddin savaş anında bir saftan başka bir safa, atının üstünde koşturur, askerlerini özendirir, aralarında koşturur ve İslam'a koşun, İslam'a yardım edin der. Halkı hayatı boyunca Selahaddin'den tek konuda şikayetçi olur. Hep asık suratlı oluşundan yakınırlar. Bir dönem şikayetler o kadar artar ki Cuma imamı halkın sesine tercüman olur. Hutbede tebessümün faziletlerinden bahseder. Halkına karşı güler yüzlü olmayan idarecinin halkından sevgi ve saygı beklemeye hakkı yoktur der. Sultan Selahaddin bunu duyar ve kendi üzerine alınır. Yanına kadar gider imamının. Galiba beni kastettiniz der. Yönettiği ülkede hak hukuk vardır. İmam hiç korkmadan, teklemeden evet deyiverir. Sizi kastettim. Selahaddin Eyyubi derin bir iç çekişten sonra hocam diye konuşur. Allah Resulü'nün miraca çıktığı Mescid-i Aksa hacıların elinde. Hazreti Ömer'in emaneti Kudüs esir. Bu durumda ben nasıl güleyim? Ve hıçkırarak ağlamaya başlar. Sarayının bahçesinde kurduğu çadırda çalışır, çadırda yatıp çadırda kalkar. Büyük bir sultan olduğunu, sarayda oturması gerektiğini tavsiye edenlere şöyle cevap verir. Kudüs'ü kurtarabilirsem belki o zaman sarayda oturmayı içime sindirebilirim. Kuşkusuz bu samimi sadakati sebebiyle Allah Kudüs'ün fethini ona nasip eder. O bir cihangirdir ama aynı zamanda şehirler kurup geliştiren bir imarcıdır da. İlme çok değer verir, alimlere kıymet verir. Bir tek namazını bile cemaatsiz kılmadım diyebilecek kadar düzgün bir Müslümandır. Kur'an okumayı ve dinlemeyi çok sever. Kudüs'ün fethi esnasında mübarek beldede kan dökülmesin diye çok çaba sarf eder. Bunu kısmen başarır. Görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan Sultan Selahaddin, mazlum Müslümanların yüzünü yıllar boyunca güldürür. İsteseydi göz kamaştırıcı saraylarda yaşayabilir. Her anlamda keyfine bakabilirdi. Fakat o dünyada kalacak hiçbir şey istemez. Yüzü ve yüreği ebediyete dönüktür çünkü. Şam'da ölüm döşeğindeyken vasiyeti üzerine kefenli bir sırığın ucuna bayrak gibi bağlarlar ve sokak sokak dolaştırırlar. Bir yandan da tellallar şöyle bağırmaya başlar. Ey ahali! Bunca beldeler fethetmiş, krallara diz çöktürmüş, Sultan Selahaddin'in son haline bakın ve ibret alın. İşte Selahaddin'in son serveti. Sadece bir kefenle dünyadan gidiyor. Bağıranlar da, duyanlar da ağlamaktadırlar. 04 Mart 1193 günü vefat eder. Hayatı da ölümü de aleme ibret olur. Onun hangi millete mensup olduğunun bir önemi yoktur. Ama hangi millete mensup olursa olsun, büyük Osmanlı padişahları için de bir örnek teşkil eder. Allah o Kudüs'ü kendine hep dert edinen,
bu cihangire rahmet eylesin. Bu tarz videoların devamı için takipte kalmayı, beğenmeyi unutmayınız.